Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dış cephe aydınlatma ledlerin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Elimde görmüş olduğunuz plaka var. Bu plakaya ledleri kaynak yaparak bunları yakacağız. Şimdi arkadaşlar, buradaki en önemli püf nokta ledlerin, bir tane numune olarak çıkartayım, ledlerin arkasındaki şu soğutucu alüminyum bölümüne mutlaka macun sürmeliyiz. Eğer biz bu macunları sürmezsek ledlerimiz en kısa zamanda patlayacaktır. İsterseniz başlayalım. Benim şu andaki elimdeki plakanın 18 tane ledli plakamız var. Bu 18 tane olan yere ben macun süreceğim. Ve ondan sonra ledleri yavaş yavaş lehimleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktası macun arkadaşlar. Ledle plakaya arasındaki soğutucu alüminyumun arasına mutlaka macun sürülmeli. Şayet sürülmezse ledlerimiz fazla ısındığından dolayı en kısa sürede bozulacaktır. Şimdi arkadaşlar, ben macunu alıyorum. Montaj yapacağım seri bir bölümüne tek tek macun süreceğim. Fazla sürmeye gerek yok. Yeterli miktarda yavaş yavaş sürmeye başladım. Bu macunun en önemli faydası arkadaşlar, ledin uzun süre yanması. Bu 5 senede olabilir, 10 senede olabilir. Ta ki bu plakaya nem, rutubet gelmediği sürece bu ledler ömür boyu yanar arkadaşlar. Şu anda seri olarak macun sürmeye başladım. Şimdi ledleri yavaş yavaş, şu macunla işimiz bitti. Macun kapağını kapatayım. Ledleri yavaş yavaş montajına başladım. Şimdi arkadaşlar, ben bu ledi buraya rastgele koymadım. Dizmiyorum en doğrusu. Onu da size izah edeceğim. Şimdi ledler rastgele dizilmez. Bunların da bir püf noktası var. Onu da size izah edeceğim. Bu plakayı Perşembe Pazarından ya da Karaköy'den rahatlıkla bulabilirsiniz. Ledleri de oradan rahatlıkla ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Bize şu anda 18 tane lazım. Bu ledler 3 voltla yanıyor. 18 tane olduğuna göre 18 çarpı 3 54 eder. Demek ki bize gereken voltaj DC olarak 40 ile 80 arasındaki bir tane trafoya ihtiyacımız var. Onu da Karaköy'den temin edebilirsiniz.
Arkadaşlar dediğim gibi macun çok önemli. Hele hele ledlerde çok önemli arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Bir 4 tane daha çıkarsam işlem bitecek. 3, 4. Evet. Bunda bizim işimiz bitti. Son olarak da takmadan önce bu ledleri şimdi ben buraya rastgele dizmedim. Onu da size göstereyim. Kamerayı büyüteyim. Arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz ledin sol tarafında bir tane delik ve kırmızı işaretli bir yer var. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yer ledin artı ayağıdır. Ben plakanın üstünde zaten artı yazıları var. Eksi artı. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer bir ledi yanlış bağlarsanız bağlamış olduğunuz ledler yanmaz. Tekrar görüntü küçülteyim. Şimdi arkadaşlar, şimdi lime başlıyoruz. Şunu da böyle rahat bir şekilde yapabileceğim şekilde kendime ayarlayayım. Acele etmeden yavaş yavaş biraz havyan ısınsın. Havyan yine tekrar ısına kadar. Şimdi arkadaşlar ben bu plakayı zaten burada bir şöyle çizgi var. Bu çizgiden itibaren plakayı kıracağım. Bana lazım olan bölge şu bölge. Bu bölgeyi yakacağım. Havyan ısınmıştır. Meraklı arkadaşlar için bence güzel bir uğraş. LED'in rengi amber rengidir arkadaşlar. Yumurta sarısı yanar. Siz kendi zevkinize göre kırmızı, beyaz, sarı kullanabilirsiniz.
Son bir tane kaldı. Evet arkadaşlar. Başa dönmek gerekirse ne yaptık arkadaşlar? Plakanın soğutucu LED'in arkasındaki soğutucu alüminyum tarafına gelecek olan yerlere plakamıza macun sürdük. Sonra LED'leri artı artı gelecek şekilde hepsini sırayla dizdik. Ve sırayla tek tek LED'ledik arkadaşlar. Şimdi ben bunu şuradan itibaren kırmaya başlayacağım. Evet, bu plakayla bizim işimiz bitti. Arkadaşlar, bize gerekli olan yeri aldık. Tarafımız bu arkadaşlar. Tarafımız 30 volttan 30 volttan 80 arasında voltaj veriyor arkadaşlar. Bizim de 18 tane LED dizdik. 18 çarpı 3 54 volt DC akıma ihtiyacımız var. Bu tarafa bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Ben bu tarafının da tekrar görüntüyü küçülteyim. Bunu da bağlantısını yapalım. Umarım yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça ben böyle değişik videolar hazırlayacağım. Bunların da uçlarını limleyeyim. Fazlıklarını keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bağlantı ucumuz burası arkadaşlar. Artı eksi. Şimdi bunları kırmızı kabloyu artıya dilimleyeceğim. Eksi tarafını diyemiyorum ki benim iyi olsun arkadaşlar. Şimdi artıya artıya diyemiyorum arkadaşlar. Evet. ...220 kablomuzu hazırlıyoruz. Bunları da deneyeceğim arkadaşlar. Evet, bunlar da deneyelim.
Makaron keseceğim. Bunları şu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, her şey hazır. Kısa devre olmasın diye tezgahımı temizliyorum. Ve ledimizi yakacağız arkadaşlar. Evet, 220'yi takıyorum. Ve ledimiz yandı arkadaşlar. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Gayet güçlü bir ışık veriyor. Şayet siz de böyle bir şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar, mutlaka bununla iş bitmiyor arkadaşlar. Bir de bunun montajı yapacağınız yerin alüminyum üstüne mutlaka macun sürmeniz lazım. Yani bu plakayla iş bitmiyor. Bu plakayı da soğutması gereken alüminyum soğutucular var. Ona da mutlaka arkadaşlar macun sürüp öyle deneyin. Çünkü buradaki 18 tane led lamba buradaki alüminyumun yetersiz gelecekti. Çünkü bu belirli bir 5 dakika sonra burası ateş gibi kızacaktır. O yüzden kalın alüminyum soğutucu almanız lazım. Ve aldığın zaman da şu ledin arkasındaki soğutucu bölümüne mutlaka macun sürmeniz lazım. Yoksa şu vaziyette arkadaşlar bu şekilde bıraksam yarım saat sonra bu ledler patır patır patlar. Patlamaması için mutlaka macun sürülecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.